Günaydın, merhaba canlarım, sevgili dostlarım, canım arkadaşlarım. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim. Şu an nerede miyim? Şu an ben hastanenin bahçesindeyim. Arabanın içinde bekliyorum sevgili dostlarım. Sıramı bekliyorum. Bayağı bir sıra var. Kan sonuçlarım çıkmış. Kan sonuçlarımı da gayet güzel gördüm. Benim gördüğüm gayet iyiydi. Yani kemoterapimi engelleyecek bir engeller göremedim. Tabi bazı kan değerlerimde yükselmeler, düşüş falan var ama düşmeler var ama yani kemoterapimi engelleyecek bir durum yok diye düşünüyorum. Ben bunu da sanırım aronya ve kestaneye borçluyum sevgili dostlarım. Aronyayı her sabah ilaç gibi, dediğim gibi 20-30 tane yiyorum. Akşam öyle aç karnına, sabah kahvaltıdan önce aç karnına 25-30 tane yiyorum. Büyük bir ihtimal ben onların faydasını gördüğümü düşünüyorum sevgili dostlarım. Eğer imkanınız varsa siz de bence alın diye düşünüyorum. Bir zararı yok. Kestane mevsimindeyiz şu an. Güzel onu sobanın üstünde böyle bir güzel kebabını yaparsınız. Kestane kebap. Bir de işte aronya da alın. Onu da yiyeyim. Ben bu ikisinin bana iyi geldiğini düşünüyorum sevgili dostlarım. Şimdi ben niye arabada oturuyorum? Ben arabada oturuyorum. İçerisi çok kalabalık ve içeride oturduğum zaman sürekli maskeyle oturmak zorundayım. Maskede soluduğum sürece bu karbondioksit hep içime, yani soludukça içime şey yapıyor. Sevmiyorum, nefes alamıyorum. Zaten mide bulantısı yapıyor bende. Ondan sonra kusacak gibi oluyorum. Ben de arabada geçiriyorum. Zaten hemen şu yakında, kapı şurada, kemoterapi binası hemen şöyle bir 20-30 metre yok yani. Gidiyorum, arada bakıyorum. Sıram yaklaştıysa ona göre arabadan gidip orada bekliyorum. Bir de sevgili dostlarım, orada herkes oturuyor. Burada geleni geçeni seyrediyorum. Kimler geliyor, kimler gidiyor. Gördükçe halime hamdolsun diyorum. Artık şükretmeyelim değil mi? Hani daha fazla vermesin diye de. İşte orada bir türlü karıştırıyorum hamdolsunla şükretme mevzusunu. Sürekli karıştırıyorum. Az önce çok etkilendim. İnan gözyaşlarımı tutamadım sevgili dostlarım. O yüzden binlerce kez şu halimize hamdolsun diyorum. Çok böyle eski model bir araba, çok eski böyle Renault 12 miydi neydi, işte onlardan, kırmızı, artık her yeri dökülmüş herhalde, biraz maddi durumları sıkıntılı bir aile, yaşlı bir amca kullanıyordu arabayı. Arabadan yanından genç bir kadın indi, yani böyle 30 yaşlarda bir kadın indi. Amca da 60-70 yaş, büyük bir ihtimalle babası. Bagajı açtılar. Bagajı açtıktan sonra bir tekerlekli sandalye çıkardılar. Fakat tekerlekli sandalyenin artık ahı gitmiş, vahı kalmış. O kadar zor onu ayarladılar ki, katlanan bir şey ya, o kadar zor açtılar ki dede ve babasıdır o büyük ihtimal, babası ve kızı. Fakat arabada üçüncü bir şahsı göremedim. Dedim ki acaba bunu niye açıyorlar? İkisi de çünkü hani yürüyebiliyor, bir sıkıntı yok, bir şey yok. Sonra bir kız çocuğu indirdiler arka koltuktan sevgili dostlarım. Ya o kadar etkilendim ki, kız 12-13 yaşlarda bir kız çocuğu, büyük bir ihtimal zihinsel özrü var, zihinsel engelli, vücudunda da engelleri var, yani bir sıkıntısı var. Onu kucakladılar, o arabaya bindiler. Allah'ım, o çocuk nasıl gülüyor, nasıl gülüyor, nasıl güler yüzlü, size anlatamam. İçim parçalandı, o kadar güzel bir yüzü vardı ki. Çekmek istemedim, saygısızlık etmek istemedim, haberi olmadan böyle bir durumu paylaşmak istemedim. Hani niye çekmedin, niye bize göstermedin derseniz, istemedim, ayıp olmasın istedim, hani bana yapılması istemediğimi kimsenin yapılmasını istemem. Belki ailesi istemiyordur kızının öyle görünmesini. Ya o kadar etkilendim, o kadar etkilendim ki sevgili dostlarım. O yüzden o kadar gülüyordu ki, kahkaha atıyordu sürekli. Kahkaha atıyordu sevgili dostlarım. Bu beni çok mutlu etti. Tabii yani gülmesi çok mutlu etti beni. O annenin, o işte kızın dedesi oluyor büyük ihtimalle, o yaşlı amca. Onların o arabayı, o elektrikli sandalyeyi açışları, yani o, yani hayat o kadar zor ki aslında, gerçekten. Hayatın böyle güzel noktalarını bulmak, güzel anlarını yakalamak bazen o kadar çok zor geliyor ki. Bazen de Rabbim doğuştan erkenden, yani çok
gençken, çok böyle ne bileyim daha hayatın baharındayken, daha hayat yaşamamışken öyle büyük sınavlar veriyor ki Rabbim. İşte o annelerin, şimdi düşünsenize, büyük bir ihtimal o çocuk, o kız çocuk büyük ihtimal doğuştan engelli bir çocuk. Ve düşünsenize, ailesi doğduğundan beri onunla 12-13 sene oldu, 13 senedir bu şekilde koşturuyor, uğraşıyor, üzülüyor. İşte çocuğunun koşamadığını görüyor, yürüyemediğini görüyor, kendi kendine yemeğini yiyemediğini görüyor. Sürekli bakıma muhtaç, büyük ihtimal tuvalete dahi gidemiyor, altı bezleniyor. Yani o kadar zor anlar, o kadar zor durumlar var ki sevgili dostlarım. İşte ben bu hastanenin önünde oturduğum zaman bunları görüyorum. Bunlar bana bir şeyler öğretiyor. Hani bana biri yazmış ya, Dilara Hanım siz çok bilgilisiniz, yani her şeyi biliyorsunuz falan. Estağfurullah, her şeyi bilmek diye bir şey değil. Ben öyle her şeyi ben bilirim diyen biri değilim ama şöyle bir şey var. Ben nasıl bu kadar bilgilisiniz? Ben okul okumadım, daha önce de söylüyorum. Yani ben lise terkim. Ama ben gerçekten baktığımı gören bir insanım ve görmeyi de seven bir insanım. Yani kör bakmıyorum hiçbir yere. Her baktığımdan bir ders çıkarmaya çalışıyorum. Her baktığımı görmeye çalışıyorum. Her gördüğümden bir ders çıkarmaya çalışıyorum. Bir şey anlamaya çalışıyorum. Yani bu beni ben yapıyor aslında. Kör olmak istemiyorum. Yani kalbimin de açık olması, gözümün de açık olması her zaman benim için daha mutluluk verici. Onu söylemek istiyorum sevgili dostlarım. Bu arada sırama daha çok var, bayağı var. Saat 9.30'da geldim. Şu an saat kaç olmuş? Saat 11. 11 olmuş saat. Bayağıdır bekliyorum. Otoparktayım. Burası engelli otoparkı. Engelli kartım olduğu için şöyle. O engelli kartı ile ilgili de biraz bilgi vereyim mi ben sizlere? İhtiyacı olanlar vardır. Şöyle benimkini göstereyim. Şöyle bir engelli kartım var sevgili dostlarım. Şöyle bir engelli kartım var. Bununla engelli faydaları çok oluyor. Mesela şöyle söyleyeyim size. Benim %86 engelim var. Siz şimdi bazı takipçilerim daha önce de böyle bir konuya girmiştim. Şey demişlerdi. Araba almak istiyoruz, engelli arabası. Şimdi engelli indirimli, ÖTV indirimli arabalar %95 üstü derecesi olması gerekiyor engelli raporunuzun. Onu söyleyeyim baştan sizlere. Bu engelli kartım benim %86 şöyle alınıyor burada, en azından buradakini söyleyeyim. Burada bir tane sağlık kurulu var ikinci katta. Oraya geliyorsunuz. İşte belli günler var ama önce internetten bir müracaat etmeniz gerekiyormuş. Engelli kartı için internetten randevu almanız gerekiyor. O randevuya göre buraya geliyorsunuz. Burada size bir form veriyorlar. Dolduruyorsunuz. Ondan sonra işte elinizde ne evrak varsa, işte bacağın mı kırıldı, işte ne bileyim kanser hastası mısın, bugüne kadar olduğum bütün ameliyatlar, geçirdiğim bütün hastalıkları böyle bir dosya halinde topluyorsun. Hani ne kadar çok toplarsan o kadar çok engelli şeye puanınız daha çok yükselir. Yani şimdi benim bir sürü ameliyatım olduğu için benim boynum kırıldı, boynumda platin var, vida var, omurgamda var. Memeden ameliyatlıyım, kalçada protez var, kanser ileri evre kanser hastasıyım, beyinde metastaz var falan filan. O yüzden bana bayağı bir yüksek verildi, %86 verildi. Şimdi %40'tan itibaren faydalanacağınız şeyleri söyleyeyim sizlere. Mesela belediye otobüslerine kart çıkartıyorsunuz, engelli kartınız çıktıktan sonra engelli otobüs bileti gibi bir şey, kartı gibi bir şey çıkartıyorsunuz. İşte belediye otobüslerine bedava biniyorsunuz. Mesela ben buradan Bodrum'a gitmeye kalksam 50 lira mı ne bir kişi? Buranın, Muğla'nın belediye şeyiyle minibüsleri oluyor. Gitsem 50 lira falan ama bana bedava. İşte atıyorum havalimanından havaçlar var. İşte ne bileyim o havalimanından işte şehir içine gelen o belediyeye ait şeyler var. Mesela onlar da bayağı pahalı bir ücret alıyorlar. Mesela onlar da bedava. Özel olan değil ama belediyeye ait olanlar. Burada mesela MUTAŞ. Muğla'da MUTAŞ belediyeye ait. Müzeler, nereye giderseniz gidin bedava. Müzeler bedava. Bir de benim şöyle bir avantajım da var. Benim yanımdaki kişi, yani refakatçiye de bedava. İkinci kişi. Yani o yüzden bir kişiye daha
yanımda her yere bedava götürebiliyorum. Ha, otobüse bindiremiyorum, o ayrı da. Ama işte müzeyeydi, bir yeriydi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela postaneye gidiyorsunuz. Sıraya girmek zorunda değilsiniz. Kartınızı gösteriyorsunuz. İşte ben buradaki hastaneye geliyorum. Engelli önceliğim var. Sıraya girme, yani şey veriyorlar ama, hani fiş veriyorlar ama engelli önceliği diye, öncelikle hasta diye ekranda önce yazıyor isminiz. Önceden muayene edilebiliyorsunuz. İşte kan vermem gerekecek. İnanın 100-120 kişi, 130 kişi burada sıra bekliyorlar. Engelli şeyin var, gösteriyorsun, kanser hastasısın. Hemen senin tüpünü veriyor. Hemen kan şeyine girebiliyorsunuz. Başka neleri vardı engelli kartının? Yani bayağı büyük faydaları var. Mesela arabanı kısa bir yere park edeceksin. Engelli kartını koyabiliyorsun o ücretli yerlerde. Engelli park alanları var. Oralara park edebiliyorsun. Şimdi engelli kartın olduğu zaman gideceğin yerde kapının önüne kadar gitme hakkın da olabiliyor bazı yerlerde. Her yerde değilse bile, hani çok yürümek zorunda kalmıyorsun. Yani bayağı güzel avantajları var. Mesela telefonlarda kullandığımız bu GSM telefonlarda %40 engelli indirimimiz var. Atıyorum 100 liraysa faturan 60 lira ödüyorsun. Dediğim gibi suda da aynı şekilde. Suyun tam olarak ne kadardı bilmiyorum ama onun da galiba %40'tı. Tam bilmiyorum ama onun da bir şeyi var. Elektrikte çok yok. Tahminime göre elektrikte %10 olması lazım. Şeyde indirim var. İnternetlerde indirim var. Onlarda da nereden baksanız %40 mı %30 mu öyle bir indirim var. Doğalgazda var mı yok mu bilmiyorum. Onu hiç araştırmadım. Gerçi Muğla'daki evde doğalgaza bağlatacağım zaman öğrenirsem, yani şey yaparsam, onu da mutlaka sizlerle paylaşırım. Hani ben buradan size bu engelli kartı ile ilgili de bilgi vermek istedim. Yorumlara yazarsanız, hani başka bir sorunuz varsa cevap vermeye çalışırım. Bir de şöyle bir şey var sevgili dostlarım. Çok yorum geliyor. Ben o yorumları toparlıyorum. Onlara göre videolarımda cevaplar veriyorum. Çünkü o kadar yoruma tek tek cevap vermem, anlarsınız ki benim için çok zor ve yorucu oluyor. O yüzden beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Verebildiklerime tabii ki, hani böyle çok şey, kısa cevaplar bazen verebiliyorum. Mesela bazı yorumlar var, okuyorum, onlara sadece dua işareti gönderiyorum. İnanın ki dua ediyorum. Gerçekten çok zor durumda olan, işte eşini kaybetmiş, aynı zamanda annesini kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş, öyle zor günler geçiren öyle takipçilerim var ki yazıyorlar. İnanın hepinize çok dua ediyorum. Hastanın hastaya duası kabul olurmuş sevgili dostlarım. Belli olmaz yani, belki birinizin duası bana kabul olur. Belki benim duam birinize kabul olur. Rabbim bilir her şeyi. Her şey onun mucizesiyle alakalıdır. Onun mucizeleri bitmez Rabbimin. Bu arada sevgili dostlarım, burada araba kaynıyor. Hala büyük bir ihtimalle ben daha bir saatten önce de giremem gibi geliyor. Burada yastıklarım var arabamda. O yastığımı alıp şöyle arkama koyup birazcık kestiresim var. Uyuyayım. Zaten ilacımı aldıktan sonra da böyle bir mayhoşluk çekecek üstüme. Bu arada sobayı da kurdum. Onu da sizlere çekeceğim sevgili dostlarım. Hatta üstüne böyle kestaneleri koyacağım. Odunumu atacağım ondan sonra. Evet canlarım, şimdilik bu arabadaki, hastane önündeki videom bu kadar olsun. Umarım bir şeyler anlatmaya çalıştım, bir şeyler paylaşmaya çalıştım. Allah bugünümüzü aratmasın. En önemli şey bu. Allah bugünümüzü aratmasın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin sevgili dostlarım. Hoşça kalın.